Harbi açık hava çok önemli. Merhaba. Tam 4 saat sonra ışıklar tam şurada yanacak, şu binanın tam arkasında. Sahneye bayağı yakınım. bayağı. Bir tane sebebi var, o da aslında konsantre olmak. Aynen konser günü başlamış konsantrasyondansa, konserden bir gün, iki gün önce başlamak bu işe konsantre olmaya daha önemli diye düşünüyorum. Bugün çok çiçek alıyorum. İnsan kendini az solist gibi hissediyor. Harbi açık hava gazinosunda bu gece. bayağı az solist hissiyatı. Kafam esasında biraz meşgul olup bir şeyler yapıyor olursam heyecanım biraz daha yatışıyor. Ama şimdi bekleyiş tabii heyecanı arttırıyor yani. O da otel odasında prova saatini beklemek o en büyük heyecan. Çok hazırız. daha da hazır olacağız. İnanmazsın. ben de asansörü hiç sevmem bu arada. Evet, bir de bu alarmın üstünde enteresan oldu. Allah Allah, gelemedi aslında. Şurada bekleyelim o zaman. Biraz geriden gidiyoruz. Os. 6'ya 10 var. 6'da orada olmak gerekiyor. En geç. 10 dakikada gideriz ama zaten yakın. Bunun geleceği yok. Otelde kaldım gelirken. Ne diyorsun ya? Evet, merdivende inelim. Bir şey yok efendim, sıkıntı yok. Yok, hayır, inmeyelim. Tamam. O zaman ya. Evet, şeyde açılmıyordu birinci katta. Ooo, en sevmediğim. Bizim buradan da geçebiliriz isterseniz. Caddeye çıkabiliriz. i̇şte bu be. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Adrenalini erken aldık. Ama yani biz kalsaydık tabii çok tatsız olurdu yani. Şarkının büyük bir bölümünü, yani nakarat kısmını mesela arabada buldum. Emniyet kemeri. Emniyet kemerini tak. Arabada giderken, trafikte. İstanbul trafiği o kadar uzun hapsediyor ki insanı, işte şarkı bile yazdırıyor yani, öyle bir trafik. Geldik. Ne kadar zor olur değil mi? Esasında çok yakın olsun diye otelde kalmıştık ama. Geldik. Selam. evet, kar zor oldu ya. 5 dakikalık yolu 35 dakika. çok uzun zamandır hedeflediğim bir şarkıydı. Düşünerek kafamda böyle bir şey olmalı diye yola çıkarak yaptığım bir şarkı. Güzel olduğunu düşünüyorum. Çok işime sindi. Çok hani bu akşam sahnede canlı söylemek için çok heyecanlıyım. Süper şahane bir orkestramız var. Herkes birbirinden iyi müzisyen öncelikle. Çoğunluğu 5 yıldır zaten beraber. Harbiye'de sahne alan zaten kendi konser akşamına dair mutlaka yeni bir şeyler hazırlıyor. Biz de yaptık. Güzel olacağını düşünüyoruz. İyi hazırlandık. Rakiplerimiz de güçlü ama biz kazanacağız. Şarkı yazmak, şarkı sözü bulmak, melodisini bulmak anlatamayacağım şekilde tuhaf bir şey. Yani sanki bir yerlerde hazır bekliyor da biz onları oradan alıyormuşuz gibi hissediyorum besteleyenler olarak. Farkında olmadan, hiç bilmeden, hissetmeden bir anda böyle oluveriyor, çıkıveriyor yani. Sanki varmış da bir kanaldan açılıyor ve dökülüyormuş gibi. Bunu açıklamam zor, bana deli diyebilirsiniz ama böyle yani. İnsan hatası ben galiba bir şey düzeltirken ve tabii o zamanın kostümlerini canlandırmaya çalıştık. O zamanın dans etme şekilleri yani 80'li yıllara ait bir parti durumu var aslında klipte. 80'ler modunu sahneye de taşımak istedik. Aslında bir diskoyu sahiplenme durumu var şu an. Deme bana yokum, yokluk yakışmaz bize. Dolayısıyla 80'ler diskosundaki kızları sahneye taşıyalım istedik. Rengarenk de bir styling yaptım aslında hepsine. 8 kişilik bir kız grubunun hepsi işte disco type'ları, mayolar, old school eşofmanlar, simli saç bantlarıyla süslendi. Yalın da biraz daha böyle 80'lerin glam rock starlarına göz kırpıyor. Yalın'la çalışmak o konuda çok şey. Gerçekten müzisyenle çalışmak diye bir şey var. Çünkü müzisyenin altı her zaman dolu oluyor ve sana çok güzel donelerle gelebiliyor. Bunu kullanmak istiyorsak çünkü ellerde hep bir koreografi var. Bu parçamın. Hadi akşam bol şans. Bir takım işte kuliste yaptığım sakinleşme egzersizleri var. İşte stretching yapıyorum.
Ses açma egzersizleri yapıyorum falan. O zamanımı öyle geçiriyorum. Yani kafam esasında biraz meşgul olup bir şeyler yapıyor olursam heyecanım biraz daha yatışıyor. Akustiği çok iyi. O yüzden tuvaletin yani akustiği daha iyi. Şurada mermerler, fayanslara karşı. Çok güzelmiş ha. Biraz motivasyon. Biraz gaz bana da lazım. Herkesin takip ettiği, herkesin konuştuğu, herkesin gelmek istediği İstanbul'da günün, gecenin eventi bu oluyor. İşimizi çok erken bitirelim o zaman. Yani en geç 10 dakika içinde başlamamız lazım gibi durum var. Şey, keyifler yerinde mi? Keyifler yer, benim yerinde olmasın kim? Yapacak mısınız? Harbiye'de 19.30'da bir tane daha yaptık herhalde. Şu anda herhalde bunu kararı verildi. Bugün işler çok iyi gidince 19.30'da bir tane daha. Buradan bakıyoruz. Var mı kafayı takılanmış? Bu taraftan girecek. Biraz okumak zorundayım çünkü geç kaldık sahneye. Beraber Harbiye'de kaçıncı konseriniz bilmiyorum. 5'te 6'da 7'de bilmiyorum. 19 Ağustos'ta beraber tekrar yapacağız. Aynısını. Benden duymuş olun. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. Benim için çok önemli bu gece. Seyirciler için de çok önemli. 5000 kişi var dedi bu akşam. Çok kalabalık. Çok uzun zamandır bu kadar kalabalık çalmamıştık. Tadını çıkarmaya bakalım. Hepinize teşekkür ederim. Türkiye'nin en iyi müzisyenleri diyorum ya sahnede. Yani bunu abartıyorum zannediyorsunuz ama çok gerçek. Hepinize çok gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Saat gece 3'te bir uyandım, 4.30'a kadar falan döndüm durdum yatakta bayağı. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola falan. Gerçekten tuhaf bir şey ya. Yani kaçıncı konserde olsa, yani Harbiye'de yaptım hadi 20 olsun ama hayatım boyunca yaptım bilmem kaç yüzüncü konser yani ama... Tamam. En önemli an yani. 5 yaşına, 7 yaşına falan geri döndüğüm an falan oldu yani. Bayağı çocuk gibi. Tam bu. Açıklayamadım. Doğru kelime bulamadım yani. Ne tuhaf ve ne güzel ki. Feci bir heyecan var içimde. Feci yani. Tutamadığım. Nefes almakta zorluk çektiğim bayağı büyük bir heyecan. Bence canlı performansla seyirciyle buluştuğu zaman enerjisine yer katacak. Oradaki koltukları hepsini doldurabilmek, bütün biletleri satabilmek herkesin başarabildiği bir şey değil. O yüzden çok kıymetli. Harbiye burada mısın? Hey! Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere Harbiye.